Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Bugün bu kanalın izleyicilerinin çok iyi tanıdığı Profesör Doktor Alemdar Yalçın bilgimizle beraberiz. Alemdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tripolice mi, o da ne başlığıyla hocamızın hazırladığı sunumla bu konuyu inceleyeceğiz. Sayın hocam, sizi daha önce çok iyi tanıdıkları için bu defa tanıtma ihtiyacı hissetmedim. Birçok program yaptık. Buyurun isterseniz bu önemli, Türk tarihi için önemli olan konuyu sizden hazırlamış olduğunuz sunum vasıtasıyla izleyelim. Buyurun efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrar böyle bir toplantıya beni davet ettiğiniz için. Arkasından da önceki Yunan Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum bu Tripoliçe'yi Türk aydınına hatırlattığı için. O yüzden Tripoliçe mi, o da ne diye bir istihza olsun diye bizim aydın olarak ne kadar eksiğimizin olduğunu göstermek için böyle bir başlığı attım. Fakat ben Tripoliçe olayını Serez diye, Serez katliamı diye tarihimize geçmişti. Lozan Konferansı tutanaklarında okumuştum ve çok üzülmüştüm olaya. Şimdi o Lozan Konferansı tutanaklarının 4. cildinde ekalliyetler bölümü var. Kardeşlerimize şöyle göstereyim Lozan Konferansı tutanaklarını. Tutanaklar bunlar. Evet. O günlerde gün gün tutulmuş ve hemen kitap halinde de bastırılmış bu şeyde. Şimdi Lord Curzon azınlıkların korunması konusunu açıyor ve Türklerin azınlıkları korumadıklarına dair istihzalı bir şekilde bir takım bilgiler vermeye kalkıyor Lozan Konferansı sırasında. Bunun üzerine İsmet İnönü söz alıyor ve tabii çok iyi hazırlamış arkasındaki ekip bilgileri tamamen yabancı kaynaklardan, birazdan izleyicilerimizle o bölümü paylaşacağım, tamamen yabancı kaynaklardan onların yüzüne, biraz da Rusya'yı suçlayarak yapıyor ama onların yüzüne karşı Fatih Sultan Mehmet'ten başlayarak Türklerin azınlıklara ne kadar insancıl davrandıklarının belgelerini ortaya koyuyor. Arkasından da Tripoliçe olaylarını, Mora isyanı denilen Mora'daki çetelerin yarattığı terör olaylarını kaynaklarından tek tek isim vererek anlatıyor. Bunun üzerine o kadar rahatsız oluyor ki Lord Curzon, bize diyor iyi bir ders verdiniz, böyle tafsilatlı, kinayeli bir şekilde de cevap veriyor tartışmalar sırasında. Oradan biliyordum ve zaman zaman öğrencilerim geldikleri zaman o bölümleri okurdum. Ekalliyetlerle ilgili şeyi okurdum. Sonra çok hassas bir seminer vardı. Seminere de bunu götürmüştüm. Bunu gösterecektim bakın böyle diye. O sırada Yunan Cumhurbaşkanı Tripoliçe'yi hatırlatırız dedi. Ha, Tripoliçe'yi hatırlatırız deyince doğruları söylerken sirkatini söyleyen, hani öyle bir laf vardır bizde. Beceremeyenler aslında hırsızlıklarını söyler diye. Aslında Tripoliçe ile bize vahşeti söyledi. Bir vahşeti, bir jenositi söyledi. Ve aydınlarımızın kafasına bu hemen yüklensin diye düşündük ama hiç kimse Tripoliçe'nin ne olduğunu bilmediği için halen kimsenin sesi çıkmıyor. Ve bu arada tabii Ankara Üniversitesi bir toplantı yaptı ve bu toplantıda İlber Bey geldi, konuştu falan. Ve ben arkadaşlara duyurdum ki lütfen gidin Tripoliçe'ye diye. Ve bizim en büyük şeyimiz mazimizi hemen unutma eğiliminde olmamız. Mazimizi unuttuğumuz için bize 200 sene öncesini hatırlatan Yunan Cumhurbaşkanı'na, önceki Cumhurbaşkanı'na bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve Tripoliçe olayları orada bitmiş değil.
bir başka yeni Tripoliçe olayının organize edildiğini değerli kardeşlerime anlatmak istiyorum. Edindiğim bilgi ve kaynaklara dayanarak bu bilgileri sizlere arz edeceğim. Öyle zannedildiği gibi 200 sene önceki kin, nefret ve öfke orada sönmüş değil. Bugün halen devam ediyor ve zannedildiği gibi sadece Yunanistan'da değil bu olay. O dönemde nasıl bütün Avrupa ülkelerinde dokunmuşsa bu iş, şimdi de aynı şekilde Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde adeta bir dantela gibi Türkiye düşmanlığı sistematik olarak yürütülüyor. Ve bir kere daha söylemem gerekir ki Müslüman denildiği zaman Batı'da halen Türk anlaşılıyor. Türkler anlaşılıyor. Bunun görülmesi açısından da son derece önemli. Ve ben böyle bir ortamda değerli kardeşlerime her zaman söylediğim gibi birlik, beraberlik ruhunu hatırlatmak istiyorum. Bizim en büyük gücümüz olan birlik, beraberlik ruhu içerisinde günübirlik politik aktüeliteden öte birbirimizle mutlaka kucaklaşmamız gerektiğini bir aydın olarak bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet. Öncelikle söylemek istediğim şey şu, biz zayıf olursak bizim zayıf olmamızın bedeli son derece ağır. Yaşadığınız coğrafyada asla zayıf düşmemeliyiz. Bunun dersini Osmanlı Devleti'nin son döneminden almışız. Bakınız Cevdet Paşa tarihinin 8. cildinin 432 ve 33. sayfasında sözün kısası her biri bir devletin yok olmasına, çökmesine yetecek birçok sebepler Osmanlı Devleti'nde mevcut. Görünüşe göre ortada hiçbir çare yoktu. Problem var, çare yok. Tarihi tetkik edenler bilirler ki gelip geçmiş devletler içinde bazı zorluklarla karşılaşıp da bunları yenenler çoktur. Fakat bir devletin aynı zamanda bu kadar tehlikeli ve bu kadar çeşitli zorluklar içine düşüp de bundan kurtulduğu görülmemiştir. Osmanlı Devleti'nin acı durumunu 3. Selim dönemini anlatırken bize ifade ediyor. Ve arkasından peş peşe facialar gelmeye başlıyor. Bunlardan birisi Alemdar vakası ve Ayan meselesi. Ciddi bir problem, büyük bir kriz yaratıyor Osmanlı Devleti'nde. 4. Mustafa'nın iktidara gelmesi, 3. Selim'in vahşi bir şekilde öldürülmesi, 4. Mustafa'nın dönemi, Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması, yenilikler konusunda ortaya çıkan kafa karışıklıkları, yeni kurulmaya çalışan ordunun alelacele kurulması ve hiçbir disipline oturtulamaması ve ilk defa Avrupa'dan borç alma işi ki büyük bankerlerden özellikle Rothschild ve diğerlerinden büyük borç alınıyor ve borca alışması Osmanlı Devleti'nin son derece önemli. Şimdi ilginç noktalardan birisi o günle bugün arasında bir fark var mı? Bir, Vahhabi ayaklanması ve sözde İslami terör dediğimiz bir kavram çıkıyor, başına bela alıyor Osmanlı Devleti'nin ve Arap Yarımadası'nın yavaş yavaş kopması için hazırlıkların yapıldığı bir dönem ve bölücü terör şimdi karşı karşıya kaldığımızın bir benzeri ve Mora isyanı başlıyor. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, arkasından Mehmet Ali Paşa'nın isyanı, Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin konusundaki parçalama planı, Fransa'nın planı, İngiltere'nin planı ve bu planların birbirleriyle çatışması Osmanlı Devleti'ni tamamen çaresiz hale getiriyor. Bugüne göz atarsak sözde İslami terör bölgemizde devam ediyor. Kıbrıs Rumları ciddi bir şekilde silahlanıyor. Ukrayna meselesi ve Kırım meselesi bir kriz halinde devam ediyor ve Karadeniz'de büyük bir tehditle karşı karşıyayız. Suriye'de bizim yumuşak karnımız Suriye ve bu yumuşak karnımızda bir belirsizlik var. Kafkasya'da istikrarsızlık devam ediyor. Ermenistan, Gürcistan'ın istikrarsızlığa doğru itilme çabaları var.
İran'da ısınan siyasi ortam, ki eğer bu karışıklık devam eder de bir kriz gelirse İran'a, bizim İran sınırına yaptığımız duvarların hiçbir anlamı kalmayacak ve yaklaşık 10 milyon kişilik bir grup Türkiye'ye geçme ihtimali hiç de uzak bir ihtimal değil. Yunanistan'ın yaptıklarını artık biliyoruz. Önce bilmiyorduk. Sadece meseleyi F-35, F-16, S-400 diye sağ olsun bizim basın öyle lanse ediyordu. Şimdi gerçek yüzü işin ortaya çıktı. ABD, Fransa ve Avrupa Birliği var. İşin içinde Rusya yok. Rusya başının derdine düştüğü için yok. Eğer Rusya da Batı ile anlaşırsa, o zaman büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuz Osmanlı Devleti'nin Sultan Mahmut döneminde, II. Mahmut dönemindeki durumuyla karşı karşıya kalacak. Devlet adamı zaafı var. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir isyan başlıyor. İsyan için asker gönderilecek. Bakınız, serasker olan, yani Osmanlı Genelkurmay Başkanı olan kişi Hurşit Paşa, Reşit Paşa'ya 10 bin asker gönderdiğini söylüyor. Oysa Reşit Paşa'ya verdiği asker sayısı 2 bin kişiden ibaret. Ve kendisi de buna 5 bin ilave ediyor. Toplam 7 bin. 3 bin kişinin parasını, iaşesi, ibadetesi, yatırılması, silahı, cephanesiyle ilgili şeyleri cebine atıyor. Ve bu Osmanlı Genelkurmay Başkanı. Ve böyle bir ortamda isyan başlıyor şeyde. Yine yolsuzluğu göstermesi açısından Avrupa Osmanlı Devleti'ni paylaşma savaşı veriyor. Osmanlı devlet adamları devletin imkanlarını yağmalamaya devam ediyorlar. Ve 4. Mustafa iktidara geliyor, Rusya savaş ilan edecek. 20 bin kese altına ihtiyaç var. Para yok diyorlar padişaha. Para yoksa ne yapılabilir? 20 bin şey, Fas'tan borç alalım diyorlar. Akdeniz'in öbür ucundaki bize bağlı bir vilayetten borç para alalım diyorlar. O sırada ordu defterdarı Edirne'deymiş. Toplantıya geliyor defterdar ve tabii biliyor her şeyi. Diyor ki 3. Selim döneminde mal varlıklarına el konulan kişilerden 60 bin kese aldınız. Devlet varlıklarından da 60 bin kese 120 bin kese. Ve bu 120 bin kese para olduğu, bunların nerede olduğunu soruyor. Diyor ki 120 bin kese paramız var, neye borç alıyoruz diyor. Hiç kimse cevap veremiyor. Bu son derece acı ve sıkıntılı olaylardan birisi. Ve böyle bir ortamda işte biraz önce Lozan Konferansı tutanaklarında İsmet Paşa'nın kaynak vererek okuduğu bir yerden okuyorum Balkanlardaki durumu. Charles Sainsbury, Asr-ı Hazır'da Avrupa Tarihi Siyasisi isimli önemli bir kitabı var. Bu Kanaat Yayınlarından çıkmıştı. Bende de var aşağıda. Şimdi yeni baskıları da çıkmış. Ünlü bir kitap. Çok ciddi bir bilim adamı. İsmet Paşa buradan alıyor. Osmanlı Devleti'nin kendi gayrimüslim tebasına olan hürriyet perverane muamelesi böylece kendi aleyhine dönüyordu. Hristiyanlar Osmanlı Devleti'nin hasımları ve millet halinde müteşekkil olarak isyana hazır duruyorlardı. Bunlar imparatorluğun düşmanı olan büyük bir Avrupa devleti tarafından resmen himaye olunuyorlardı. Ve devletler hukuku o devleti durduramıyor veya durdurmuyordu diyor. Birazdan daha ileride de söyleyeceğim. Yine Lavaş Le Berambo Tarihi Umumi isimli kitabından alıyor İsmet Paşa ve diyor ki siz desteklediniz. Buradaki terör olaylarını siz desteklediniz diyor. Çar Alexander'ın Kaynarca Muahedesi hakkındaki tefsiri, yorumu kendisinin iddialarını daha ileri götürmeye, kendisini Osmanlılar ile Hristiyan tebaalarının
çoğunluğu arasında bir aracı makamına geçirme cüret ediyordu. O kendini Hristiyan tebaayı himaye ve korumaya memur, görevli kabul ediyor Kaynarca Anlaşması'ndan sonra. Ve acı tarafı, işte tam geliyoruz o Tripoliçe'den önceki olaylara. Mora'da Mauro Mihalisler, Mauro Mihalis üstteki bıyıklı olan kişi, Petro Bey Mauro Mihalis ve Bimakisler bir mevki temin etmek için Rumlara Koron diye bir bölge var, bir şehir var, orayı önce alalım diyorlar. Terör örgütleri örgütleniyorlar, isyan edecekler ve özellikle önce Koron'u alacaklar. Ve kışkırtmacılar, diyor İsmet İnönü, bu ilk hareketi bile beklemediler. Bütün Rum memleket teşkil ediyordu. Birkaç yüz Rusyalı ile takviye edilmiş olan bu takımlar Barkovek tahtı evamirinde kontrolü altında Isparta'da hep birden ayaklanmaya başladılar. Pisaros, İsparteli takımları Müstera üzerine yürüdüler. Her yerde Türkler dehşet içinde, bunlar Rum değil, Moskov diye bağıra bağıra kaçıyorlardı. Bunu söyleyen yabancı, biraz önce ismini okuduğum yabancı bilim adamı. Kaçıyorlardı. Ruslar o vahşi müttefikleri Mayınalılara söz dinletemedikleri mahallelerde tecavüz ve mezalim vuku buldu. Müzitera'da şehir yağma edildi, ahali kesildi, çocuklar minarelerin tepesinden atıldı. Ve tamamen ortadan kaldırıyorlar Müzitera'da, daha Tripoliçe'ye gelmedik. Şimdi bazı rakamlar 40 bin Müslümanın yok edildiğini söylüyor ama toplam 70 bin. Şimdi peki buradaki İsmet Paşa'nın söylediğine, diyor ki bu olaylar olurken Le Illustration İngiliz basını ve Fransız basını bunun tam tersini söylüyordu. Yani 70 bin Müslüman öldürüldüğü halde tam tersini söyleyerek 70 bin Rum öldürüldü diye propaganda yapıyordu, diyor. Gazeteler bunu yapıyordu. İşte kaynaklar, sizin verdiğiniz kaynaklar, diyor. Ve Mora'da ilk katliam haberi duyulunca Müzistre, Landor, Fenar, Badrin Müslüman halkı Tripoliçe'ye, Arkadya, Andurus'a halkı, Koron, Moton ve Navarin'e, Gastunlular Lala Kalesi'ne sığınmışlardı. Ve bu bölgedekilerin, kaçabilenler, geri kalanı vahşi bir şekilde yok ediyorlar. Vostice Müslümanları buradaki Rumlar tarafından kandırılarak kayıklarla Salona kasabasına nakledilmek üzere iskele başına getirildiler. Kadın çocuk 400 kişi. Ancak Rum isyancılar verdikleri sözü tutmadılar ve Türklerden 400 kadar sivil ve masum çocuklarla beraber öldürüyorlar, toptan öldürüyorlar. Ve kendisi bu konuda ciddi bir çalışma yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben tanımıyorum hocamızı ama güzel bir çalışma yapmış. Profesör Doktor Ali Fuat Özenç. Mora'da Tripoliçe şehri 5 ay boyunca 50-60 bin Rum tarafından kuşatıldı. Rum isyancılar Tripoliçe'de Rum isyanı boyunca meydana gelen en büyük katliamlardan birini gerçekleştirdi. Şahit olanların kanını donduran saldırılarda şehirde bulunan 40 bine yakın Türk'ün hemen tamamı 3 gün içinde öldürüldü. 20 binde diğer Mora'daki diğer yerlerde öldürülenler var. Toplam 70 bin. Ya bu bir jenosittir. Bu etnik temizliktir. Kaçabilenler canlarını kurtarıyorlar ve kaçıyorlar. Burada bulunan komutanlar ve ailelerinden ulaşan 97 kişi rehin alındı. Kin dolu Rumlar Türk mezarlığını dahi kazıp kemikleri çıkarıp yaktılar. İsyancılar kuşatma esnasında Türklere gayret vererek isyana karşı koymaya teşvik eden Tripoliçe müftüsünün üzerine yağ dökerek yaktılar. Tripoliçe'yi muhasarasını anlatıyor. Merkez Tripoliçe, çevresini kuşatmış olan Rum çetelerini görüyorsunuz. Bu Rum çeteleri içerisinde de Rus
özellikle Çar Alexander'ın gönderdiği yetiştirilmiş militanlar var. Onlar da sevk ediyorlar. Eurofake isyanı diye bir isyan daha var yine. Tarihçi Dakin, Mora Yarımadası'nda 40 bin, Barbara Jevalis ise silahsız 15 bin Müslümanın katledildiğini yazıyor ki, bunlardan 40 binde, 15 binde doğru bir rakam değil, doğru rakam 70 bin. Tam doğru rakam 70 bin. Bunu Lozan Konferansı sırasında Lord Curzon'un yüzüne ve oradaki 17 ülkenin temsilcilerine Batı kaynaklarından aldıkları bilgilerle söylüyorlar. Ve ondan sonra biz Tripoli şeyi, Serez katliamını maalesef unutuyoruz. Ve tarihimizde sadece Mora isyanı diye bir adla geçiyoruz. Mora isyanı diyoruz, geçiyoruz. Acılarımızı gömüyoruz. Evet. Yani Mora'da Yunanlılar isyan etti, bağımsızlıklarını kazandılar. Evet. Ama öldürülen Türklerden hiç bahsetmeyelim. Kardeşliğimizi bozmayalım. Evet, evet. Ve bu konu üzerinde çalışma yapan kişilerden birisi yabancı William Lynn Clair. İngiliz yazar Clair bu konuda Yunanistan'ın Türkleri pek az iz bıraktılar. 1821 yılı ilkbaharında ani olarak tümüyle ve dünyanın haberi olmadan yok edildiler. Yani bir etnik temizlikle Mora Müslümanları tarihe karışıyor. Mora Müslümanları deyince, Müslüman deyince Türk anlaşılıyor, Türk deyince Müslüman anlaşılıyor. Bunu da burada belirtmek gerekiyor. Ve bir başka nokta, yine öldürülenler arasında önemli ölçüde Arnavut kardeşlerimiz de var. Arnavutluk'ta da ben bunu duymadım hiçbir şekilde. Epir meselesinden Yunanlara karşı bir öfke olduğunu biliyorum. Özellikle Rusya bölgesinde, Jiokastra bölgesindeki değerli kardeşlerimizin Yunanlara karşı hassasiyetlerini biliyorum. Ama hiçbirinden ne kadar Arnavut'un öldürüldüğüne, ki en az 70 bin Müslüman içerisinde en az 20-30 bininin Arnavut Müslüman kardeşlerimiz olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunu da burada altını çizerek söylemeliyim. Şimdi İsmet Paşa diyor ki Rusya'yı öne çıkarıyor. Belki o da diplomatik bir şey, çünkü Rus Çarlığı Bolşevik ihtilaliyle beraber Tukaka ilan edildiği için tahmin ediyorum orada Rus, İngilizlere ve Fransızlara çok fazla yüklenmiyor. Daha çok Ruslara yükleniyor. Arada da İngiltere'ye temas ediyor ama asıl organizasyonu yapan İngiltere. Bunları göstermek istiyorum. Rusya, İngiltere ve Fransa işbirliği var. Şimdi Yunanistan'ın arkasına baktığımız zaman günümüzde de Yunanistan'ın arkasında nereye var? Avrupa Birliği var, Amerika Birleşik Devletleri var, Fransa var açıkça destekleyen arasında. İngiltere zaten stratejik ortak Amerika Birleşik Devletleri ile beraber hareket ediyor. Dolayısıyla dünle bugün arasında enteresan benzerlik var. Şimdi Lord Byron, İngiliz romantik şairi, Lord Byron Türklere karşı Yunanistan'da savaşmak için gidiyor ve şiir yazıyor. O şiirdeki şu bölüm, çok uzun bölüm ama şu bölümü okuyayım. Dağlar maratona bakar, maraton denize bakar ve orada bir saat yalnız düşünerek Yunanistan'ın özgür olacağını hayal ettim. Ve İngiltere'de büyük bir kampanya var. Yunanistan'ın bağımsız olması için büyük bir kampanya var. Çünkü Perslerin mezarları üstünde dururken dediği ta eski Yunan dönemindeki Pers-Yunan savaşını kastediyor. Dururken kendimi bir köle olarak göremezdim diyor. Ve oradan yaptıkları şey, İngiltere'deki aydınlar, dolayısıyla İngiliz devleti, İngiliz diplomasisi, birazdan göstereceğim, doğrudan doğruya destekliyor. Bir başkası, Yunan severlik diye bir şey çıkıyor. Nev Yunanilik diye bir kavram ortaya çıkıyor. Fil Helenizm deniliyor. Ve bu gördüğümüz kişi Samuel Gridley Howe. Şu anda Yunanistan'da heykeli dikilmiş olan bir
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kişi bizzat Yunanistan'a gelerek ayaklanmayı destekliyor ve bağımsızlık savaşını Avrupa'da tanıtan, Yunanlılara gayret veren adamlardan birisi. Geçebiliriz. Burada Lord Byron'ın karşılanışını görüyorsunuz. Üzerine giydiği beyaz şeye dikkat ederseniz, antik çağ Yunan felsefecileri gibi yarı omuzundan yarısı açık, üzerine attığı bir şalla beraber Yunanlılar büyük bir törenle karşılıyorlar. Kim bu Yunanlılar dediğimiz? Yunanlı değil, çeteler bunlar. Yani bir sıradan Rum halkı var, bir de çeteleşmiş olanlar var. Çeteler ve vahşice insan öldüren grup Theodoros Virizakis tarafından Lord Byron'ın karşılanması, bu bir tablo haline getirilmiş ve Yunan Milli Müzesi'nde sergileniyor şu anda. Ve Londra Filhelenik Komite isyancı Yunanistan'a 1824'te 800 bin pound, 1825'te 1828 biliyorsunuz kesin bağımsızlığını kazanması, 2 milyon pound kredi vererek yardım ediyor. Demek ki arkasında Londra hükümeti doğrudan doğruya var. Sadece Rusya yok. Ve bu da değerli bir arkadaşımız, Dil Tarihçi Fakültesindeki değerli bir tarihçi arkadaşımızın yabancı kaynaklardan bularak buraya getirdiği bilgiler olarak izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu bilgiler bugün için geçerli mi? Evet, bugün için hayati öneme sahip. Ve ben özellikle ülkesini seven kardeşlerimin soğukkanlı bir şekilde sadece bilgi ve akla dayanarak yapmalarını veriyorum. Ve buna ihtiyacımız var çünkü. İskoç Helen Sever, Thomas Gordon devrimci mücadelede yer aldı ve daha sonra Yunan devriminin ilk tarihlerini İngilizce olarak yazdı. Hem gidiyorlar savaşıyorlar hem de bu isyanın tarihini yazıyorlar. Yine American Hellenic Foundation of Western Pennsylvania, burada sadece Pennsylvania'yı gösteriyor ama bütün Amerika'daki büyük vilayetlerde, eyaletlerde var. European Art Center of Greece, Greek Revolution 1821. Halen dikkat ederseniz 2021 diye kutluyorlar. Demek ki 200 yıl önceki olay bitmiş değil. Evet. 200 yıl önceki olay devam ediyor ve American Hellenic Foundation'ın Helenizm kavramının içerisinde en hafif tabiriyle bizim Ege bölgemizde var. Yani Afyon, Kütahya bölgesi de bu Helenik haritanın içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şu anda halen yukarıda armasını gördüğümüz The Hellenic Center Londra'da, merkezi Londra'da, o dönemde de faaliyetini yürütmüş bağımsızlığı için, Yunanistan'ın bağımsızlığı için. Şimdi de halen Yunanistan'ın idealleri konusunda birlikte hareket ediyor ve gerekçeleri şu güya görünürde, eski Yunan medeniyetinin devamı bunlar. Bir kere tabii eski Yunan medeniyetini bir masaya yatırmak lazım ne olduğunu. Benim Çağdaş İnsan ve Edebiyat diye bir kitabım var. Bir hayli de okunuyor. Orada ben anlatıyorum eski Yunan medeniyetinin ne olduğunu. Yani sadece şu kadarını bunların yüzüne haykırmamız gerekiyor ki bütün kendilerine büyük felsefeci, büyük matematikçi diyen kişiler Mısır medeniyetine giderek Mısır medeniyetinde ne varsa almışlar, sadece onları üçüncü dereceden kopya olarak Avrupa'ya taşımışlar. Yoksa yaptıkları bir tek şey yazıya geçirmiş olmaları. Onun dışında ne bir zeka ne bir kapasite var. Ama şu anda Avrupa'da insan dehasının doruğu kabul ediliyor antik çağ. Evet. Ve dolayısıyla bizim Yunanistan meselesine çok dikkatli bir şekilde bakmamız, bu bakımdan da bakmamız gerektiğini
değerli kardeşlerimle paylaşmak isterim. Geçebiliriz. Burada isterseniz şeyi de hatırlatalım. Eski Yunan'a mal edilen bu Thales olsun, Öklit olsun, bunların hep eti veya Sümer tabletlerinde bunlar var. Yani binlerce sene sonra dediğiniz gibi o tabletlerdeki bilgiler Mısır üzerinden Yunanistan'a getirilmiş. Ama yani, şu binayı gördüğümüz evet. zaman ben de bir şey söylemek isterim. Sizin bu kıymetli çalışmanızın içinde bulunsun. 1923'te Cumhuriyetimizi kurduktan sonra 1924'te İngiltere merkezli Yunanistan'ın tabii ki tam katkısıyla Bizansiyum Konstantinopol diye, Bizans zamanındaki Konstantinopol diye bir vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu ne derseniz deyin kuruldu. Ama ne acıdır ki o derneğin 24'ten beri iki senede bir yapılan toplantılarından bir tanesi de İstanbul'da Robert Kolej binasında yapılmış idi. Ve orada konuşulan önerilerden, projelerden bir tanesi de bizim eski İstanbul dediğimiz bölgedeki Yunan hipodromunun nasıl olup da tekrar ihya edileceği konusuydu. Bu 1980'li yıllarda olmuştu İstanbul'da ama şimdi 2022'deyiz ve bu konunun bazı aklı evveller tarafından televizyonlarda ve gazetelerde ortaya atıldığını, hatta buna bazı belediye başkanlarının da ilgi gösterdiğini burada hatırlatmış olalım. Buyurun, ben sizin sözünüzü kestim. Yani bütün bunlardan alacağımız ders şu: öncelikle izleyicilerimize, değerli kardeşlerimize şunu hatırlatmak istiyorum ki sivil toplum hareketi gibi aydınlar, felsefeciler ve yazarlar tarafından başlatılmış bir hareket gibi görünüyor. Sivil toplum organizasyonu gibi görünüyor. Ama önünde siyasiler de var, önünde askerler de var. Dolayısıyla bizim saf olmamamız gerekiyor. Yaşadığımız topraklar saf olmayı asla kabul etmiyor, tahammül edemiyor. Bu konuya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu gördüğümüz George Canning. George Canning, yanındaki heykel ise Atina'da George Canning meydanındaki heykel biliyorsunuz. Dışişleri Bakanı, İngiliz Dışişleri Bakanı ve İngiliz Başbakanı'dır kendisi. Yunanistan'ın bağımsızlığı için bütün gücüyle çalışan önemli bir diplomat ve devlet adamıdır. Demek ki izleyici kardeşlerimizin şunu bilmeleri gerekiyor ki sivil toplum, edebiyatçılar, felsefeciler bir araya geliyorlar ve bunlar ortamı oluşturuyorlar ama arkalarında diplomatlar var, devlet adamları var ve askerler var. Bunu da burada birazdan göstereceğim. Evet. Kuzeni, bu başbakanın kuzeni Stratford Canning. Stratford Canning ile ilgili olarak üzgünüm ki halen bazı tarihçilerimiz bunu idealize ediyorlar. Ve çok evet. üzülüyorum bu adama. Bu adam Osmanlı Devleti'nin idam şeyini, ipini boğazına dolayan kişidir. Ve 1808'de İstanbul kuşatması sonrası Çanakkale görüşmeleri heyetinde yer alıyor. İstanbul kuşatmasını izleyicilerimiz bilmiyorlar. İngilizler geliyorlar, Heybeli Ada'ya çıkartma yapıyorlar ve İstanbul'u kuşatıyorlar. Bunun üzerine Osmanlı Devleti İstanbul'u korumak için seferberlik ilan ediliyor. Bunun haritaları da var. Ben bir yine sohbet toplantısında göstermiştim haritayı. Ve bunun hakkında bir izlence yapalım Sayın. Evet, yani İstanbul'u kuşatıyorlar. Evet. Ve Heybeliada açıklarında deniz savaşı da oluyor. Bir çatışma oluyor. Bu çatışma sırasında İngilizlerden bir asker ölüyor. Bizden de ölenler var. Ve sonunda deniliyor ki siz denizden geldiniz ama kara ordunuz yok. Kara ordunuz olmadığı sürece denizden İstanbul'u alamazsınız diyorlar.
Bu aptallık etmeyin diyorlar. Yine kendi generalleri bunu söylüyor. Bunun üzerine çekiliyorlar. Bakıyorlar ki sonuçsuz kalacak, sert de bir direniş olacak şeyde ve denizcilerle İstanbul'u alabilmek mümkün olamayacak. Geri çekiliyorlar ve Çanakkale görüşmeleri var. Çanakkale görüşmelerine katılıyor Stanford Kalın. 22 yaşında, henüz 22 yaşındayken. Ve 1818, 1810'da İstanbul Büyükelçiliği yapıyor. 1823'te Yunanistan'ın bağımsızlığı için Rusya'ya görüşmeler yapmaya giden heyetin içerisinde. Şimdi demek ki Rusya'nın Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasında sadece Rusya'nın parmağı yok ve diplomatik görüşmeleri yapmaya giden heyetin içerisinde de Stratford Canning de var. Ve Yunanistan'ı bölerek parçalayacaklar ve Osmanlı Devleti'nden bir bölümü alacaklar. 1825 İstanbul'da Büyükelçi, 1827'de Navarin baskını sonrası kaçıyor. Çünkü şey bölündükten sonra Osmanlı Devleti'nden Mora Yarımadası'nın koparılması üzerine büyük bir panik başlıyor İstanbul'da ve Rumların da ayaklanacağı düşünülüyor. İstanbul Rumların da ayaklanacağı düşünülüyor. Bunların müsebbibinin de Stratford Canning olduğu ve diğer büyükelçiler olduğu düşünülüyor ve İstanbul'dan çıkışı yasaklanıyor Stratford Canning'in. Fakat kaçıyor ve Poros Konferansı düzenliyorlar. Poros Konferansı'na 1842 Poros Konferansı'nın sebebi de şu: Mora Yarımadası'nda Yunanistan devleti kurulacak. Bir de adalarda ayrı bir Yunan devleti kurulacak. Rumların egemenliğinde ayrı bir Yunan devleti kurulacak. Ve böylece bugünkü 12 ada dediğimiz adayı da topyekun Osmanlı Devleti'nden koparacaklar düşündükleri şey. 1842-1852 İstanbul Büyükelçisi, Kırım Savaşı'nın çıkmasını sağlayan ekibin içerisinde ve 1857'ye kadar da İstanbul'da Büyükelçi ve İngiltere'nin İstanbul'daki sultanı olarak anılıyor. Sebebi de şu, onu da beraberinde arz edeyim, neden öyle deniliyor. Bir, Sultan Abdülmecid'e doğrudan doğruya akıl veriyor. Sultan Abdülmecid zaman zaman onun konağına giderek görüşmeler yapıyor. Daha da acısı Koca Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa dediğimiz. Reşit Paşa'ya tanzimat fermanını onun evinde Büyük Reşit Paşa'ya dikte ettiriyor tanzimat fermanını. Ve işte azınlık hakları falan gibi bir takım şeylerle bizim Osmanlı devlet adamlarını oyalıyor. Philip Mansen diye bir İngiliz yazar var. Philip Mansen'in Sultanların Çöküşü, Saltanatların Çöküşü diye bir kitabı var. Dilimize de çevrildi bu kitap. Orada diyor ki bu bir tuzaktı diyor. Hiçbir Avrupa devletinde o dönemdeki Osmanlı devletindeki azınlıklara verilen özgürlüklerin hiçbirisi yoktu diyor. Evet. Yoktu diyor. Ve buna örnek olarak da diyor ki Galatasaray Sultanisi'nde Ladino dilinde dergi çıkarılıyor diyor. Ladino dilinde dergi çıkarıyorlar Galatasaray Sultanisi'nde. Ladino dili izleyicilerimiz bilecekler. İspanya'dan göç eden Yahudilerin dili, Eskenazi Yahudilerinin dili. Şimdi böyle bir ortamda biz halen devlet adamlarımızı bile şey demiyoruz, tam olarak doğru bir şekilde tanıyamıyoruz. O yüzden ben eski önceki Yunan Cumhurbaşkanı'nın Tripoliçe'yi bize hatırlatmasına dan dolayı kendisine teşekkür ediyorum ki bunu bize tekrar kafamıza kazıdığı için. Burada gördüğümüz şeylerin, çetelerin amblemlerini görüyoruz. Her biri adalar dahil olmak üzere, Kıbrıs Adası dahil olmak üzere, 12 adalar dahil olmak üzere, Girit, Rodos dahil olmak üzere bu adalarda çeteler oluşuyor, terör çeteleri. Terör çeteleri Müslümanlara karşı sivil, kadın, çoluk, çocuk demeden saldırıyorlar, topraklarını ele geçiriyorlar, göçe zorluyorlar. Yani etnik temizlik yaptırıyorlar. Ve işin tuhaf tarafı şu,
Yunanistan bağımsızlığını ilan ettiği zaman, Yunanistan bağımsızlığı olduğu zaman İngiltere kabul etmiyor, Rusya kabul etmiyor, Fransa kabul etmiyor. İki yüzlülük ve riyakarlıklarını göstermesi açısından son derece önemli. Ama kime ilk kabul ettiriyorlar? Hayır, devlet başkanı kabul ediyor. Evet. Bunlar bizim kafamıza kazımamız gereken, adeta bir çivi gibiyse unutmamamız gereken çok acı olaylar olarak karşımızda duruyor ve günümüzde de bunlardan ders almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi dünkü çetelere bakalım. 1821 Ocak, Mart 1822 tarihlerinde ki çetelere bakalım, çetelerin organizasyonuna, bu flamalarla, bayraklarla beraber şeylenlere. Bütün Mora Yarımadası'nı kuşatmışlar. Adalarda varlar. Dikkat edelim, Sisam Adası, Midilli'yi göstermemiz lazım. Girin, Kıbrıs. Midilli'de de var ve Kıbrıs'ta var. Osmanlı İmparatorluğu'nu kuşatmış çeteler. Rum çeteler vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu kuşatılmış. Arkasında kim var? Fransa, İngiltere ve Rusya var. Peki Osmanlı Devleti bu çetelerle uğraşırken Fransa, İngiltere neyi kavgasını yapıyorlar? Mısır'ı kontrol etme kavgasını yapıyorlar. Çünkü Osmanlı Devleti'nin başı derde girmiş durumda ve bunlarla uğraşıyor. Şimdi bir de bugüne bakalım. Bir sonraki harita. Bugün de dün çeteler vardı, Rum çeteleri vardı. Bugün askeri güçler var. Kimler bu askeri güçler? Birincisi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa. İkincisi İngiltere. İngiltere de nerede görünüyor? Kıbrıs'ta görünüyor. Kıbrıs'taki üsleri dolayısıyla Kıbrıs'ta görünüyor. Ama aynı kuşatma, dikkat ederseniz, aynı kuşatma resmi askeri güçler tarafından yapılan bir kuşatmadır. O halde 1821 Tripoliçe katliamını Yunan Cumhurbaşkanı'nın gündeme getirmesinin sebebi bugünkü Yunan politikacılarının o dönemdeki taktik ve stratejileri askeri alanda kullanmaya başladıklarını gösteriyor. Bunun karşısında bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Batı ülkelerinin ikiyüzlülüğünü gösteren bir başka nokta üzerine geliyoruz. Prens Metternich, Avusturya'nın önemli devlet adamlarından birisi, muhafazakar görüşlerinde birisi, Viyana Kongresi konferansı düzenleniyor. Birazdan fotoğrafı da göstereceğim, haritayı da göstereceğim. Viyana Konferansı'nda, evet, Viyana Konferansı'nda, burası Avusturya İmparatorluğu harita üzerinde gördüğünüz gibi. Ama bu bölgede de etnik şeyler var, kuvvetler var. Mesela işte Bosna var, Hersek var, Sırbistan var. İşte diğer yerler, Almanya'da bazı bölgeler var. İşte Besarabya bölgeleri var. Aralarında diyorlar ki mikro milliyetçilik olursa, yani insanlar bağımsızlığını ilan etmek isteyen azınlıklar olursa onlara karşı askeri operasyonda beraber olalım diyorlar. Viyana Kongresi'nde. Viyana Kongresi'nde biz de varız. Biz de varız. Osmanlı Devleti de var. Şimdi gelelim bakınız bundan sonraki bilgiye. Geçebiliriz. Navarin'in önemi açısından şeyleri. 1815 Viyana Kongresi'nde alınan kararda bir yerde milliyetçilik ayaklanması çıkarsa kongreye katılan üyeler, ülkeler isyan çıkan devlete yardım kararı almışlar. Bu siyaset Osmanlı Devleti için uygulanmadı. Rum isyanı bastırılınca İngiltere, Rusya ve Fransa Osmanlı Devleti'nden Yunanistan'a özellik verilmesini istediler. Halbuki 1815'te aldıkları karar var. Diyorlar ki Avrupa'da milliyetçilik hareketleri başlarsa hemen nerede başlamışsa o ülkeye yardım ederek bunu bastıracağız diyorlar. Ama özellik verilmesini istediler. Osmanlı Devleti bu isteğini reddedince Osmanlı ve Mısır donanmaları 1827'de Navarin baskınına uğradı ve yakıldı. Acı bir şekilde maalesef tarihimize geçti. Şimdi
son derece enteresan olduğu için bir şey arz etmek istiyorum. Burada Navarin hatırasını görürüz ama. Bu yıl 1571, geçen yıl yani 22'ye girdik, 2022'ye girdik. 2021 yılında 10 üniversitemiz, 20 sivil toplum örgütümüz, Kıbrıs ve Türkiye'den 20 sivil toplum örgütümüz, mücahitler dahil olmak üzere, Antalya'da bir kongre düzenledik. 1571 Kıbrıs'ın fethinin 450. yılı diye bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda da dedik ki, bütün dünyaya ilk defa 1571 öncesi ve 1571 sonrası Kıbrıs'ın durumunu tamamen bilimsel olarak anlatan bir yapı kuralım. Online'da yayın yapalım diye karar aldık ve bütün üniversitelerden arkadaşlarımız, 30 üniversiteden 90 bildiri geldi. Yurt dışından bildiriler geldi. Ve geniş bir tanıtım kampanyası yaptık. Bizim kampanyayı yapmamızdan bir hafta sonra Navarin baskınının 450. yılı Yunanistan'da kutlanmaya başlandı. Biz daha toplantıyı yapmadan önce. Biz toplantıyı yaptık. Yani bunu nasıl Yunanistan'ın nasıl bizi takip ettiğini anlatması açısından son derece önemli. Fakat bizim Kıbrıs'la ilgili yaptığımız uluslararası kongre Amerika, İngiltere dahil olmak üzere 271 bin kişi tarafından online olarak izlendi. Antalya Belediyesi'nin web sayfasından izlendiğinin resmi rakamları var. Bu şeyde. Ama burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yunanistan Türkiye'yi adeta röntgenli çeker gibi takip ediyor. Bunu da bilmemiz gerekir diye belirtmek isterim burada. Şimdi kitabını bastırıyoruz. Akdeniz Üniversitesi bastırıyor. Bütün Sayın büyükelçilik. Bilgen, biraz önce Avrupalıların kendi aralarında mikro milliyetçiliğe karşı anlaşalım, uygulamadıklarını söylediniz. Şimdi bugüne bakalım. Şangay İşbirliği Örgütü niçin kuruldu? Çin idaresi altındaki Uygur Türklerinin Rusya'da Çeçenlerin milliyetçi davranışlarına karşı karşılıklı işbirliğiydi. Buna İran da dahil oluyor. Çünkü onun da orada bizim Güney Azerbaycan Türkleri var. Peki bizim münevverimiz orada ne buluyor da acaba biz de oraya girsek mi diyor. Yani bu yaptığınız çalışmalar ve anlattığınız şeyler o kadar önemli ki binlerce sene öncesinden değil, 200 sene öncesinden bahsediyoruz. 1821 Yunan olaylarını anlatıyorsunuz. Ama onların iz düşümleri bugün hemen hemen birebir hayatımızda ve 1821'de mağdur olmuş bu milletin işte 200 sene sonraki çocukları olan Türk milletinin hiç bu işlerle alakası ve ilgisi yok. Ve bunun da bir tek uyandırma yolunun işte bu olduğuna inanıyoruz. Evet. Zaten Yani burada dikkat etmemiz gereken temel nokta, değerli kardeşlerimin de dikkat etmesi gereken nokta, doğru bilgiyi almamız gerekiyor. Çok iyi bilgi toplamamız gerekiyor. Bunu aklımızla ve sağlığımızla değerlendirdikten sonra günümüzün olaylarına bakmamız gerekiyor. Yoksa coğrafya bizim hatamızı asla affetmeyecek. Bunu ifade etmek istiyorum. ve en Evet. tehlikeli Evet. coğrafyada olduğumuzda ilk En başlarımızda tehlikeli coğrafya. zaten Şimdi Mısır'dan gelen donanma, yani Damat İbrahim Kavalalı, Mehmet Ali Paşa'nın oğlu, Mısır Hidivi İbrahim Paşa komutasında bir donanma, Osmanlı donanmasıyla beraber geliyor. Ve Navarin Körfezi'ne geliyor. Yapacakları şey şu: Yunan isyanını bastıracakları gibi o bölgedeki Müslümanları da alıp tahliye edecekler. Böyle bir noktada İngiliz donanması geliyor. Rus donanması geliyor, kuşatıyor Fransız donanmasıyla beraber. Burada Rus gemileri, Fransız gemileri
Ve çoğunluğu dikkat ederseniz İngiliz gelerek kuşatıyorlar ve bizim donanmamızı yakıyorlar. İngiltere, Fransa ve Rusya yakıyorlar. Ve biz artık bundan sonra Yunanistan'ın bağımsız bir devlet olmasına itiraz edemiyoruz. Bu bakımdan Navarin Körfezi'ndeki olay son derece önemli. Daha sonra ise işin acı tarafı şu, 1830, 1831, 1832 yıllarında da bizim donanmamızdan ekipler giderek bu bölgedeki Müslümanları Rum mezaliminden kurtarıp kalanları alarak Osmanlı Devleti'nin toprakları tarafına çekerek Mora Yarımadası'ndaki yapılan etnik temizlik ve jenositi de adeta destek oluyorlar. Bunu burada belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar tablolaştırılmış resimler, şeyde Navarin'deki donanmamızın yakılışıyla ilgili olarak ve şu anda Yunanistan Milli Müzesi'nde sergileniyor bu tablolar. Çizdirilmiş sayısız tablo, yüzlerce tablo var. Bunlarla övünüyorlar. Geçebiliriz. Yine bu da bir resmi tablo. Bizim gemilerimizin yakılışıyla ilgili bir tablo görüyoruz. Ve 1912'deki kutlamaların fotoğrafını görüyorsunuz. 1821-1912 kutlamaları, Yunan şeyi. Ve şimdi geliyoruz günümüze. 1821'de kaldı mı? Biz nasıl unuttuk 1821-1828? Unutmamamız gerektiğini, kafamıza kazınması gerektiğini, biz unutursak başkalarının unutmadığını ifade etmek üzere şimdi değerli kardeşlerimin ilk defa benden duyacakları bir analizi beraber, hep beraber yapalım. Batı ülkelerinde radikalleşmenin kaynakları Brenton-Tarrant arasındaki ilişki üzerine. Şimdi Brenton-Tarrant radikal bir beyaz terörist mi? Yoksa gizli servislerin kullandığı kontrol dışına çıkan bir ajan mı? Bu saldırı aslında bir mesaj mı? Türkiye'ye karşı bir mesaj mı? Bu mesajı nasıl anlamalıyız? Askeri açıdan, diplomatik açıdan, siyasi açıdan bunlarla ilgili birlikte bir analiz yapacağız. Bildiğiniz gibi camiye saldırı oldu. Bir cuma günü bir camiye saldırı oldu. Bu camide kimler vardı? Türkler de vardı, Araplar vardı, Endonezyalı Müslümanlar vardı, Myanmarlı Müslümanlar vardı, ibadet etmeye gittiler. Biz öyle duyduk ve öyle yayınlandı. Hepimiz de biliyoruz Müslümanlara cuma günü camide saldırı yapıldı. Cuma günü Müslümanlara saldırı yapan adam onları sadece Müslüman olarak mı gördü? Ayrıca Türk Müslüman olarak görerek mi öldürdü? Bunun üzerinde de dikkatli düşünmemiz gerekiyor. Geçebiliriz. Şimdi bu adam 2009'dan 2011'e kadar okulu bitirdikten sonra Asya'da, Avrupa'da deniz aşırı seyahat etmeye gittiğinde spor salonunda çalıştığını söylüyor. Bir spor salonunda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışıyor. Halk sağlığı gibi bir yerde. Ve Bitcoin'den para kazanmış olması da dikkatle incelenmesi gereken noktalardan birisi. Acaba çünkü ya bütün buraları gezmesi için binlerce dolar gerekiyor. Bir. İkincisi bir de Avrupa'da dolaşırken yaptığı yardımlar var. Burada gördüğümüz yıl yıl Bitcoin'in... Yani yardım almıyor, kendisi yardım yapıyor değil mi efendim? Evet, kendisi yardım ediyor. Evet. Şimdi buradaki yükseldiği dönem, Bitcoin'in yükseldiği tarihten önceki dönemlerde dolaşmış. Bütün biraz sonra göstereceğim yerleri. Dolayısıyla acaba Bitcoin'den mi kazandı bu parayı da bu kadar yardımda bulundu, uçak parası, yol parası nasıl kullandı? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Onun için o dönemdeki Bitcoin'deki yükselişleri gösteren bir istatistiği burada izleyici kardeşlerimle paylaşıyorum. Geçebiliriz şimdi. Tarrant'ın Avrupa, Güneydoğu Asya, Doğu Asya'yı ziyaret ettiği biliniyor. Kuzey Kore, Pakistan, Malezya, Dubai, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Avusturya ve Almanya'yı gezdi. Türkiye'ye de 3 defa geliyor ve buraları da geziyor.
Şimdi geçelim. Christoph Boels'in açıklamalarına göre Lokoza'dan trenle Macaristan'a geçmiş. Yine oradan Avusturya'ya girmiş. Burada gördüğümüz yukarıdaki gazeteci Megan Palin'in haberine bu bilgileri oradan alıyoruz. Demek ki gelmiş, Avrupa'da dolaşmış 2019 yılındaki habere göre. Geçebiliriz şimdi. Avusturya Haber Ajansı'na göre bu gördüğümüz Avusturya'daki aşırı sağ grupların lideri. Aşırı sağ grupların lideri. Aşırı sağ grupların dayandığı tek nokta var. Türklerin Avrupa'dan atılmaz. Ve Beyaz Milliyetçi Grup Başkanı Avusturya'nın kimlik hareketi, şimdi geleceğim kimlik hareketine, Martin Selner 25 Mart 2019'da evinin polis tarafından arandığını kendi internet sayfasından duyurdu. Gerekçesi ise Tarant'ın kendisine yüklü miktarda para aktarması. Düşün, Yeni Zelanda'dan geliyor ve yüklü miktarda Martin Selner'e para aktarıyor. Düşünelim, yani nasıl oluyor bu? Bir beden eğitimi öğretmeni bunu yapabilir mi? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Gezerken hazine bulmuş olabilir. Evet, Alman haber ajansına göğre Almanya'ya uğruyor. Buradaki Ludwig II'nin şatosuna gidiyor. 30 Kasım 2018'de Almanya'nın güneyindeki Neuschwanstein şatosundaki bilet satış biriminde kredi kartını kullandığını belirtiyor memur. Kredi kartının aynı gün hem sabah hem de akşam Avusturya'da da kullanılmasından dolayı Tarant'ın kısa süreli olarak Almanya'ya uğradı. Almanya'ya gelmiş, burayı gezip tekrar geri dönmüş. Geçebiliriz. Alman haber ajansına göre, lütfen buraya dikkat edelim, Tarant'ın sadece Avusturyalı aşırı sağcı kimlikçiler hareketine para göndermediğine işaret eden yetkili, aynı zamanda 18-25 Eylül 2017'de toplam 2200 avro Generation Identitaires adlı Fransa'daki aşırı sağcı kimlikçiler hareketine para gönderiyor. Para küçük görünüyor, yani 2200 avro gibi bir para olarak görünüyor. Ama bütün bunların daha detayları bizde yok. Fakat sanıyorum ki bu ülkelerin gizli servislerinde bu paranın var, gönderir. Tarant'ın bunun dışında 9 Mayıs 2014'te Avusturya'daki banka hesabından bir Alman'ın Belçika'daki banka hesabına para havale ettiğini ifade eden yetkili, gönderme sebebi olarak Filipinler'de dalış eğitimini yazıyor. Evet. Yeni Zelanda'da eğitimi öğretmeni değil bu, yani çok rahat bir şekilde anladığımız gibi. Şimdi bölge meclisi üyesi, Fransız bölge meclisi üyesi Catherine Blaine, camiye yapılan saldırıda 52 sivilin, masumun, silahsız kişinin öldürülmesine ne diyor? Matta İncili'nin 5. suresinin 32. ayeti, göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Yeni Zelanda'da camide şehit edilen 50 kişi için bu sözü söylüyor Catherine Blaine. Ve burada Şefik Kantar diye çok değerli bir kardeşimiz var. Onun Yörünge Dergisi diye bir dergide 1 Eylül 2018'de yayınladığı bir bilgi var. Kendisi Almanya'da da yaşadığı için çok iyi de biliyor. Alman istihbarat örgütünün aşırı milliyetçilerin tümünün cinayetlerinden haberdar olduğunu, onları yönlendirdiğini belgeleriyle anlatıyor arkadaşımız. Biz de bu konuda TRT'de bir program yaptık ve Alman gizlisi yaptığımız programı da söyleyeyim. 2006 yılında yaptık biz programı ve burada Alman gizli servisinin neo-Nazi veya kimlik hareketi denilen hareketi doğrudan yönettiğine dair kesin kanıtlar var. Elimizde kesin kanıtlar var. Ve isterseniz şu kısmı okuyayım. Yani neredeyse tüm cinayetlerin işlendikleri zamanlarda ya cinayet mahallinde
veya çok yakınlarda güvenlik ve istihbarat elemanlarının bulunduğu tespit edildi. Ancak gerek emniyet, gerekse istihbarat birimleri bunların üzerini örtme gayretinde oldu. Herhangi bir şeye, yoruma gerek kalmaksızın arkadaşımızın yaptığı çalışmayı gösteriyorum. Almanya'daki hareketinden görüntüler var ve yapılanları bütün arkadaşlarımız biliyor, sivil ve masum insanlarımızın öldürüldüğünü biliyor. Evet, devam edebiliriz. Yine burada da istihbarat örgütlerinin bölgede aşırı sağ ve neo-nazi yapılanmalarından başlangıcından itibaren haberdar olduklarını, bu bir yana güvenilir ajanlarıyla örgütlerin içinde ve yönetiminde bulunduklarını, para ve silah temininden eylem planlamasına kadar her alanda onlara önderlik ettiklerini, yardımcı olduklarını, kol kanat gerdiklerini gösteren bir hayli delil mevcuttu. İstihbarat örgütlerinin birçok sorumlusu bu nedenle istifa ettiler. Sorumluluk alarak yapılan istifalar aslında mahkeme sürecinde konuyu kilitlemekten başka bir anlam ifade etmiyordu. Bunu burada şimdi demek ki Avrupa'daki aşırı sağ hareketler, Türkiye'ye karşı, Türklere karşı yapılan aşırı sağ hareketlerin kaynağını göstermesi açısından son derece önemli. Evet, bu kimlik hareketine gelince Pan Avrupa Kimlik Hareketi'nin Alman şubesi var. Identitaria Bewegung herhalde öyle okunuyor. Fransa'da Generation Identitaria ile başlayan hareket liderliğini 20 yıl boyunca Avrupa'da meydana gelen ilerici değişiklikleri reddeden Alain de Benoist gibi bir dizi yeni haklı düşünürden, dikkat edin felsefesi de var, düşünürler var, Alain de Benoist yeni haklı düşünürden alıyordu. Bunun yerine bir dizi nativist ve gelenekselci düşünceyi de savunuyorlardı. Almanya'da şu anda Stuttgart'ta okuyan Avusturyalı bir aktivist olan Markus Willinger tarafından yazılan ve 2013'te Nesil Kimlik metninde etkilenmiş. Peki bunların düşmanlıkları ne? Birinci derecede düşmanlıkları Türkler, ikinci derecede düşmanlıkları ikinci olarak Müslümanlar. Yani Türkleri Müslüman oldukları için ve Türk oldukları için istemiyorlar ve Müslüman oldukları için istemiyorlar. Peki diyeceksiniz ki Yunanistan'la ne alakası var şimdi bunun? Ona da beraber de geleceğiz. Yani Navarin'le ne alakası var? Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Zatrov'un açıklamalarına göre dolaştığı yerleri Macar Cumhuriyet Başsavcısı basın toplantısıyla açıkladı bu adamın şeyini. Onun resmini görüyoruz. Geçebiliriz. Bulgar Krallığı'nın en eski yerleşim yeri olan Razgrad'a gidiyor. Tarrant. Razgrad'a gidiyor. Geçiyoruz. Razgrad'a gidiyor. Plevne ve Veliko Turnova'ya gidiyor. Plevne ünlü Rusların Plevne'de Osmanlı Devleti'nin artık Balkanlardaki bütün gücünü kırdıkları ve Balkanlarda varlığımızı, siyasi varlığımızı yok ettiğimiz 93 Harbi, yani Ayastefenos'a, Yeşilköy'e kadar gelinen nokta. Diğeri ise Veliko Turnuva ise Bulgar Bağımsız Devleti'nin kurulduğu şehir olması açısından. Yukarı Cuma'ya gidiyor. Burayı ziyaret ediyor. Yukarı Cuma'yı ziyaret ediyor. Geçelim. Kızanlığı ziyaret ediyor. Bunlar bizim kaybettiğimiz topraklar ve artık Müslümanların parmakla gösterildiği topraklar. Musalla Dağı var. Bizim kutsal, bizim Alperenlerin giderek, işte kolonizatör Türk dervişleri dediğimiz dervişlerin giderek yerleştikleri dağlar var. Musalla Dağı eteğinde bir köy olan Bansko'ya gidiyor. Geçiyoruz. Kuzey Kore'de görüyorsunuz. Geliyoruz. Silahlarının üzerindeki şeye. Bir, silahların üzerinde diyor ki cehenneme hoş geldiniz yazıyor. Bir. İkincisi Alexander Bissonnette'nin adı var. Alexander Bissonnette Kanada'da bir camiye silahlı saldırı yaparak 6 kişinin ölmesine sebep olan, 6 sivilin ölmesine sebep olan kişi.
Bundan normal diyelim yani bir fanatik için normal diyelim. Şimdi enteresan olan noktaya geliyoruz. Dimitri Senyavin, Sherwin Costa-Konzine, Edward Codrington, Marco Antonio Brogodin, Ernest Jünger, camiye giderek silahla taradığı sıradaki şarjörlerin üzerindeki isimlere bakalım şimdi. Dimitri Senyavin kim? Özür dilerim. Felix vardı. Burada göremedim. Diğerinde demek ki. Şimdi burada bakın. Felix Kazimirski Potoçki. Bu şu adam Felix Kazimier Potoçki Türklere karşı büyük bir savaşla biliyorsunuz şeyler arasında bizim Tatarlarla Kırım Tatarlarıyla Osmanlı ordusu arasında bir ihtilaf çıktı. 1683'te Viyana kuşatmasında, ikinci Viyana kuşatmasında. İkinci Viyana kuşatmasında arkadan saldırarak Osmanlı Devleti'ne Kırım Tatarlarının boşluğunu doldurarak saldıran ve Osmanlı ordusunu perişan eden kişinin ismi var ve ikinci Viyana kuşatmasının ismi var. Demek ki Müslüman derken kimi kastederek hareket ediyor? Türkleri kastederek hareket ediyor. Bir başka nokta yine silahlarının üstündeki yazılar var. Şimdi yazılardaki isimlerin birkaç tanesini beraberce inceleyelim. Geçebiliriz. Burada tek tek gösteriliyor isimleri. Geçebiliriz bunu da. Evet. Türklere karşı savaşan ve yenilen iki Macar liderin şeyleri var. İsimleri var. Bunları seçmiş, getirmiş. Dimitri Senyavin görüyorsunuz Rusya'da pulu bastırmış Sovyetler Birliği döneminde. 1987'de Dimitri Senyavin'in yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ndeki hatıra pulunu görüyorsunuz. Adına bastırılan hatıra pulunu gösteriyorsunuz. Dimitri Senyavin bu adam Rus Deniz Akademisi'nde okudu. 1783'te Rus donanmasının Karadeniz filosunun kurulmasıyla onun içinde denizci oldu. 1788'de Türklere karşı savaştı. Naverin'de komutanının izni dışında Türk donanmasını yaktı. Komutanına haber vermiyor. Sir Edward Codrington, Akdeniz Donanması Komutanı. İngiltere'nin Akdeniz Donanması Komutanı. Kimin silahında ismi var? Bunların Tarrant'ın silahının üzerinde ismi var, şarjörlerin üzerinde ismi var. Bunları özellikle seçerek gidiyor ve bir camideki 52 Müslümanı Cuma günü katlediyor. Ve gezdiği yerler var. Kostakounoklos ailesine geçersek, tesadüfen mi seçildi onu göstermesi açısından ben yorum yapmıyorum değerli kardeşlerim. Bu verdiğim bilgilerden yeteri kadar beyinlerinde yorumlayabilecek bir birikime sahip olacaklarını zannediyorum. 12. yüzyıla kadar inen köklü bir Bizans İmparatorluk ailesi. Halen yaşıyor bu aile. Bir kolu halen yaşayan ünlü bir Rum aile. Diğer kolu da halen yaşayan Avrupa Soylular Sosyetesi'nin parlak isimlerini yetiştiren Romanya kolunu oluşturuyor. Şu anda Avrupa Sosyetesi içerisindeler. Şimdi Avrupa Sosyetesi, Avrupalı felsefeciler, Avrupa'daki aşırı sağ gruplar bize Tarrant'ın neler yapmak istediğini, nasıl bağlantı kurmak istediğini gösteriyor. Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki yazarlar, felsefeciler, düşünürler, sivil toplum hareketleriyle bunu birleştirdiğimiz zaman ilginç bir noktaya gidiyoruz. Sherwin silahın üzerinde yazılı Canta Cusino, ikinci Viyana kuşatmasında Türklerle savaştı. Moldavya Prensi ve Transilvanya Prensi gibi Serban Vodo'da küçük ordusuyla Türk ordusuna eşlik etmek zorunda kaldı.
top ve tüfeklerini samanla doldurarak kuru sık atış yapıyor ve bizim ordumuzda gibi görünüyor ama aslında kuru sıkı ateş ediyor bu aile. 1684-1688'de Türkleri Avrupa'dan kovmak için Konstantinopolis'e saldırma planı tasarladığına inanılıyor. Batılı güçler ona manevi, maddi ve manevi destek sözü verdi. Dikkat edelim, Tarrant'ın silahının üzerinde adı olan kişi verdi. Hazırlıkların ortasında aniden öldü. Osmanlı karşıtı planlarından korkan boyarlar tarafından zehirlendi. Demek ki Türkleri Avrupa'dan kovma bir unsur olarak Yeni Zelanda'daki beden eğitimi öğretmeninin tüfeğinin üzerinde ismi var bu adam. Conto Cousineau ve ailesi ile ilgili geniş bilgiler var, kaynakları var. Burada gösterdim. Ansiklopedi Britannica'dan aldığım şey var ve aileleri. Şu anda bu aileler Avrupa sosyetesinin içerisinde de önemli bir yerdeler. Acaba biz birbirimize düşer de bir kaosa, Türkiye kaosa sürüklenirse, bu kaos içerisinde veya bir askeri operasyon sonucu Türkiye'nin bir parçası bölünürse oraya kimi getirecekler? Avrupa sosyetesinin düşün. Bunu nereden alıyoruz? İşin tuhaf tarafı şu. Yeni Zelanda'da bir beden eğitimi öğretmeni güya işte Müslümanlara karşı öfkeleniyor ve tüfeklerin birden fazla silahını alıyor, şarjörlerini alıyor ve camiye giderek 52 kişi öldürüyor. Ve öldürürken kullandığı şeylere bakıyoruz. Tamamen Türklerin Avrupa'dan atılmasına yönelik şeyler. Ve bu adam bütün Avrupa'ya dolaşmış, aşırı sağ örgütlere para transfer etmiş, hem de Fransa'da felsefi tabanı oluşturanlara göndermiş. Şimdi geliyorum. Fransa'da aşırı sağ yükseliyor. Almanya'da aşırı sağ yükseliyor. Avrupa'da yavaş yavaş aşırı sağ yükseliyor. İtalya'da aşırı sağ yükseliyor. Böyle bir ortamda Türk aydını olarak bize düşen görev bu gelişmeleri dikkatle, soğukkanlı bir şekilde takip etmek ve her ne pahasına olursa olsun birbirimizle kardeşlik bağımızı asla terk etmemektir diye düşünüyorum. Bu bilgileri değerli kardeşlerime arz ediyorum ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aciz kanaatim budur. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi 1821 Yunan olayının başlangıcından aldınız. Bakın o olaydan 100 sene sonra bizim 1921'de Amerikalılar bu 500 Yunan parasını bastırıyorlar. Kullanılan resim İstanbul'daki Ayasofya, camiler yok edilmiş ve 1453'te tepesinden indirilmiş olan haç yerine konmuş ve arkasında da güneş doğuyor. Bu para 1921'de Amerikan matbaalarında bastırılıyor ve 1923'te kurmayı planladıkları, İstanbul'u almayı planladıkları geniş Yunanistan'ın parası olarak kullanılmak üzere. Ama tabii Ayasofya'nın resmini üzerine bastıkları için ve bunların hesaplarını başta Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'daki Türkler İstiklal Savaşı'yla bozdukları için bu parayı kullanamadılar. Ellerinde kaldı. Ama bu ellerinde kalan bu teşebbüsün şu günlerde Türk milletinin gözünü açmasında, bazı şeyleri daha iyi anlamasına vesile olması lazım. Yani biz 1921'de biraz önce sizin geniş olarak anlattığınız gibi ondan 100 sene önceden başlayan Rus, İngiliz, Alman, Fransız, daha doğrusu tüm Batı devletlerinin yardımıyla Yunanistan küçük bir bağlı birimken bize Türk Osmanlı'dan koparıldı. Hatta işte
Küçük Asya'yı bile 1921'de buralara gelip Ankara'yı ele geçirmeye çalıştılar. Paralarını Amerika hazırlamıştı ama biraz önce söylediğim gibi Atatürk onların kursak bu heveslerini kursaklarında bıraktı. Bu sunumda aslında çok geniş bilgiler verdiniz. Alemdar Bilgem. Sanıyorum bunlar gençler tarafından değerlendirilecektir. Bu emekler boşa gitmeyecektir. Size tekrar teşekkür ediyorum. Bu konularda, önemli konularda sizin çalışmalarınızla önümüzdeki günlerde tekrar beraber olmak üzere size iyi günler diliyorum. Türk Dili ve Tarihi programının izleyicileri bir başka programda buluşmak üzere. Sizlere de iyi günler. Görüşmek üzere.